Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nin ikinci konusu. İkinci Dünya Savaşı ve sonuçlarında tekrar beraberiz. Genel tekrarlarda arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmeden ilk sorumuza geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda taraflar, yani mihver devletler ve müttefikler. Mihver devletlerde başı çeken devletler arkadaşlar, bakıyoruz biz. Berlin, Tokyo, Roma mihveri. Yani Almanya, İtalya ve Japonya. Bunun yanında arkadaşlar baktığımız zaman biz Macaristan'ından tutun Finlandiya'sına, Bulgaristan'ına kadar, Romanya'sına kadar devletler de var. Fakat temel devletler bunlar. Geçiyoruz müttefiklere. Müttefikler kim arkadaşlar? Savaşta bizzat muharip olan müttefikler. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Evet, savaşın tarafları. Çelik Pakt. İtalya ile Almanya. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce biz çelik gibi bir pakt oluşturuyoruz diyorlar. Bu amaçla birbirleriyle ittifak paktı olan çelik paktı oluşturuyorlar. Dikkat edelim arkadaşlar, İtalya ve Almanya. Yıldırım Harbi. İkinci Dünya Savaşı arkadaşlar Almanya'nın 1 Eylül 1939 yılında Polonya'yı işgaliyle başladı. Hitler'in savaşın en başındaki taktiği şu. Yıldırım Harbi denilen bir harp. Nasıl? Rakiplerine kısa ama etkili darbeler vurarak rakiplerinin bütün düzenini bozmak. Bu şekilde düşmanlarının bulunduğu toprakları kısa sürede ele geçirmek üzerine kurulu harp taktiğidir. Yıldırım Harbi. Hitler'in özellikle savaşta uyguladığı taktiktir. 41'in sonuna kadar başarılı olmuş. 41'in sonundan sonra ise tamamen başarısız olmuş bir taktiktir. Vichy hükümeti. Almanya. Özellikle Maginot hattını geçerek 2. Dünya Savaşı'nda Fransız topraklarını işgal ediyor. Hitler kısa pantolonla Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğrafını çektiriyor. Ardından da Fransa'da Alman yanlısı bir hükümet kuruyor. İşte bu hükümetin adı Vichy hükümeti. Fransa'da kurulan Alman yanlısı hükümet. Bu hükümetin siyasi kanadında Pierre Laval, askeri kanadında da Mareşal Pétain var arkadaşlar. Dikkat, Vichy hükümeti. Kartal hücumu. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı yıllarında, 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı giriştiği hava harekatının adıdır. Uçuyor Hasan hocanız. Uçuyor. Bu hava harekatında Almanlar Londra'yı bombalıyorlar. Ancak İngiliz Hava Kuvvetleri ani bir şekilde kalkarak Alman uçaklarını düşürmeye başlıyorlar. Dolayısıyla Almanya İngiltere'ye havadan istila etme planı olan Kartal hücumunda başarısız oluyor. Yani Almanya İngiltere'ye karşı bu hava harekatında başarısız oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Barbarossa harekatı. Hitler özellikle Türkiye'nin sınırına kadar dayanmış. Ancak Hitler bir çılgınlık yaparak Sovyet topraklarına doğru ilerlemeye başlıyor. Hitler'in yani Almanya'nın SSCB'ye karşı giriştiği askeri harekatın adı Haçlı Seferlerine katılan Alman kralının adıyla anılıyor. Friedrich Barbarossa'nın adından geliyor. Barbarossa harekatı. Hitler ordusu Moskova'nın varoşlarına kadar geliyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Peki ne oluyor? Bir süre sonra Alman askerleri huy diyor. Oğlum müşibeli içim diyor benim diyor. Ne oluyor peki? Daha dur sen daha Ekim ayı. Kasım, Aralık aylarında şiddetli soğuk Alman askerlerinin dengesini bozduğu gibi Alman tanklarında dengesini bozuyor. Hatta antifrizi geliştiriyorlar ama buna rağmen yakıt donuyor. Onun için de Hitler'in tankları, Alman tankları işlemez hale geliyor. Bir de bu iklimle ilgili olumsuzluk dışında Sovyetlerin destansı savunması olan Stalingrad savunması da buna eklenince Hitler Sovyetleri işgal planında başarısız oluyor ki bu artık sonun başlangıcı oluyor arkadaşlar. Stalingrad savunmasında Almanlar Sovyet topraklarında durdurulduktan sonra Sovyetler karşı saldırıya geçecektir ve 1945'e gelindiğinde Sovyet orduları, Sovyet tankları Berlin'e kadar girecektir. Evet, devam ediyorum. Atlantik bildirisi. Sene 1941, Ağustos ayı. Ağustos sıcak. Kanada açıklarında, Atlantik kıyılarında İngiliz Başbakanı Churchill ve Amerikan Başkanı Roosevelt bir araya geliyor. Amerika daha bu dönemde savaşta değil. İngiltere savaşta ama Amerika savaşta değil.
Bunlar arkadaşlar yüzüyorlar, yatta vakit geçiyorlar, gemide takılıyorlar. Ondan sonra da bir bildiri yayınlıyorlar. Atlantik bildirisi. Ne diyor bildiride? Savaş sonunda toprak kazanımı olmayacak. Aa, ne kadar ilginç. Hiç söylenmeyen bir şey mi? Tabii ki değil. Wilson ilkelerinde zaten söylenmişti bu. Kes kopyala yapıştırma yapmışlar. Bunu niye söylüyorum? Wilson ilkeleriyle benzer bir bildiri. Oradan dolayı söylüyorum. Mesela diyor ki, savaş sonunda silahlanma yarışına son verilecek diyor. İnsanlar açlık ve yoksulluktan kurtarılacak. Ham madde eşit şekilde dağıtılacak. Dünya barışını sağlamak için yeni bir kurum oluşturulacak. Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Bunun dışında ham madde eşit şekilde dağıtılacak. Söylemiştik zaten onu. 10 kere söylettiriyorsunuz bana. Arkadaşlar, Atlantik bildirisi bir bakıma Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika'nın yayınladığı Wilson ilkelerine çok benziyor. Atlantik bildirisinin önemi ne hocam derseniz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temeli Atlantik bildirisinde atıldı. Amerika savaşta değil de Atlantik bildirisi yayınlandığında. Devam ediyorum. İşte Amerika'yı savaşa sokan gelişme. Amerika'nın Hawaii'de Honolulu adalarında bir deniz üssü var. Pearl Harbor deniz üssü. Bu deniz üstüne 1941'in Aralık ayında Japonlar ani bir saldırı düzenliyorlar. Bu saldırıda Pearl Harbor deniz üssünün altını üstüne getiriyorlar. Üstünü altına getiriyorlar. Amerikan askerleri Mortingen Strasse. Böyle olunca da Amerika kafaya bandanayı bağlıyor. Bunu siz istediniz diyor. İlk konu siz döktünüz diyor. İşte Japonların Pearl Harbor'a saldırmasıyla Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'na giriyor. Yani kısaca Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan gelişme oluyor arkadaşlar. Devam. De Gaulle. De Gaulle, Fransa'da biraz önce bahsettiğimiz Alman yanlısı Vichy hükümetine karşı Cezayir'deki birliklerle Hür Fransız ordusunu oluşturuyor. Bu hükümeti tanımıyorum ben Fransız olarak diyor. Ve İngiltere ile işbirliği yapıyor. Yani müttefiklerle işbirliği yapmaya devam ediyor. De Gaulle ülkesinde milli bir kahraman oluyor. Fransa işgalden kurtulduktan sonra ve uzun yıllar özellikle Fransız Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Kendisinin en önemli icraatlarından bir tanesi de Cezayir'de 1 milyona yakın insanın öldürülmesi, Cezayirli Müslümanların öldürülmesi, soykırımı ile ilgili durumdan kendisi sorumludur. Fransızlar için çok büyük bir adamdır ama bizim için çok da öyle değil. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Normandiya çıkarması 1944 yılına geldiğinde Almanya hem Sovyet orduları tarafından 41'de durdurulduktan sonra karşı saldırıya geçmiş Sovyetler Almanlara karşı artık saldırıya başlamışlar. Bir taraftan Sovyetler, bir taraftan da Normandiya çıkarması denilen çıkarmayla 1944'te müttefik askerleri yani İngiliz, Amerikan askerleri Almanya'ya doğru yaklaşmaya başlıyorlar. Normandiya çıkarması Almanya'ya karşı oluşturulan ikinci cephedir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında. Bir bakıma Almanya artık bundan sonra bitiş düdüğünü çalmak üzere diyoruz. Evet. Bundan sonra öyle olacak. 1944 yılında müttefiklerin Almanya'ya yönelik çıkarması. Fransa'yı kurtardılar zaten burada. Şimdi gelelim Yalta Konferansı'na. Arkadaşlar 1945 yılında toplanan bu Yalta Konferansı'nda kimler var? Churchill, İngiliz Başbakanı. Roosevelt, Amerikan Başkanı ve Stalin. Bu konferansta özellikle Amerikan Başkanı Roosevelt diyor ki, arkadaşlar diyor, çok şükür diyor Alman belasından kurtulduk diyor. Ondan dolayı da diyor, size diyor, kurtarılmış Avrupa halkları hakkında bildirim okumak istiyorum diyor. Yapıyor, kurtarılmış Avrupa halkları hakkında bildiri okuyor. Yalta konferansında Almanya'nın işgal bölgelerine ayrılması ve buradan da aynı zamanda Fransa'ya da bir pay verilmesi isteniyor. Yine bu konferansta arkadaşlar önemli bir nokta diyorlar ki müttefikler, konferansa katılan bu kafa devletler 1 Mart 1945'e kadar bizim yanımızda savaşa girecek devletler San Francisco'da yapılacak konferansa katılıp Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilecekler. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır diyorlar. O zaman dünyada Birleşmiş Milletler'in kurucu olma üyesi olmak, özellikle sistemin dışında kalmamak için belirledikleri son tarih, müttefiklerin yanında savaşa girmenin son tarihi ne olacak? 1 Mart 1945 olacak arkadaşlar.
İşte Yalta Konferansı'nda bunları söylediler. Ayrıca Churchill'in Yalta Konferansı yılları ile ilgili anılarında bahsettiği bir şey var. Sovyetler cepheye demir bir perde indirdi diyor. Cephenin gerisinde ne olduğunu göremiyoruz diyor. Bu da görüş ayrılıklarının Yalta Konferansı'nda ciddi bir şekilde belirginleştiğini gösteriyor. Sovyet Rusya'nın komünist ideolojisinin bir benzeri, bir tasviri diyoruz biz. Demir perde. Demir perdeyi bir yere çektiğiniz zaman ne içerisi gözükür ne içerideki dışarıyı görebilir. İşte Sovyetlerin sistemini özetleyen, komünist sistemi özetleyen en önemli kelimelerden bir tanesi arkadaşlar. Churchill söylüyor. San Francisco Konferansı. Yalta Konferansı'ndan sonra toplanan 1945 San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kuruluyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu konferans sırasında Almanya'da teslim oluyor. Bunu da özellikle belirtiyorum. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın resmen kurulduğu konferans, aynı zamanda bu konferansın devam ettiği dönemde Mayıs ayında da Almanlar artık teslim oluyorlar. Devam ediyorum. Sicilya çıkarması. Müttefikler, yani İngiliz ve Amerikan kuvvetleri, Kuzey Afrika'dan İtalya'nın en büyük yarımadalarından birisi olan Sicilya çıkarma yapıyorlar 1943 yılında. İtalyanlar Mussolini'yi deviriyorlar. Ardından da yeni hükümet olan Bohgilio hükümeti bizzat müttefiklere diyor ki tamam diyor. Tamam. Biz sizden istiyor. Yeni hükümet tavrını şu şekilde belli ediyor. Yeni hükümet Mussolini'den sonra devrilen, çünkü Mussolini 1943'te devrildi. Yeni gelen Bohgilio hükümeti Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan ediyor ama yenilen devlet statüsünde yargılanmaktan kurtulamıyor. Onu da belirtelim. Sicilya çıkarması müttefiklerin İtalya'yı teslim aldığı çıkarmadır arkadaşlar. Mihver devletleri savaştan çekilme sırası. Şimdi buna bakalım. Mihver devletlerden ilk savaştan çekilen İtalya oluyor. Ki zaten Almanya Japonya'ya savaş ilan ediyor. Ardından Almanya, en son Japonya oluyor arkadaşlar. En son Japonya. İkinci Dünya Savaşı'nda cephelerin kapanma sırası. İlk kapanan cephe 1943 yılında Kuzey Afrika cephesi. Ardından Mayıs 1945'te Avrupa cephesi ve en son arkadaşlar Eylül 1945'te Uzak Doğu cephesi kapanıyor. Sıralayalım. Kuzey Afrika, Avrupa, Uzak Doğu şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Evet, Tokyo ve Nürnberg. Şimdi bu iki yerin önemine. İkinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle Hitler'in Yahudilere, engellilere, Romanlara, eşcinsellere ve artık hasta ve özellikle yaşama ihtimali 10 sene 15 senelik olan kişilere katlediyor. Bunların içerisinden en fazla ön plana çıkarılan Yahudiler oluyor arkadaşlar. Aslında bu toplumsal grupların hepsine yönelik bir soykırım uygulanıyor. İşte Hitler'in bu savaş suçları. Aynı zamanda Japonlar, savaş sırasında Japon doktorlar bizzat anestezisiz esirler üzerinde canlı deneyler yapıyorlar. İşte Japonya'nın da işlediği savaş suçları Tokyo'da ve Nürnberg'de özellikle yargılanıyor. Tokyo ve Nürnberg'de 1948 yılında Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin yasa kapsamında soykırım suçluları yargılanmış arkadaşlar. Tokyo ve Nürnberg mahkemeleri. İkinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile neden barış anlaşması imzalanmadı? Ben de size soruyorum. Which Almanya? Hangi Almanya? İkinci Dünya Savaşı biterken Almanya 4 işgal bölgesine ayrıldı. Sonra Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak Berlin buhranından sonra Berlin buhranıyla beraber ikiye ayrıldı. Hangi Almanya ile anlaşma yapacaklar, barış anlaşması? Tek bir Almanya kalmadığı için, Almanya ilk önce 4 işgal bölgesine ayrıldığı için, daha sonra da Doğu ve Batı Almanya diyor ikiye ayrıldığı için Almanya ile 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bir barış anlaşması yapılamamıştır. Ortada tek bir Almanya yoktu çünkü. Sovyetlerin etkisinde bir Doğu Almanya, Batı'nın etkisinde bir Batı Almanya vardı arkadaşlar. Ondan dolayı dikkat edin, böyle bir soru sorulabilir. Evet, Milli Korunma Kanunu. Sene 1940. Türkiye savaş şartlarında ciddi etkileniyor. Türkiye savaşa karşı özellikle hangi tedbirler alıyor? Bulgaristan'la saldırmazlık anlaşması,
Almanya ile dostluk anlaşması, İngiltere, Fransa, Amerika ile karşılıklı yardım anlaşmaları yapıyor. Özellikle savaş sırasında karartma uygulanıyor. Büyük şehirlerde gece ışıklar söndürülüyor. Türkiye Trakya'da köprülere hava uçuruyor. Aynı zamanda Trakya'da Çakmak Müdafaa Hattı, Bolayır'da Demir Kapı Müdafaa Hattı ve Kars'ta müdafaa hatları oluşturuluyor. Gelebilecek işgale karşı. Ayrıca Türkiye'de bakın arkadaşlar, eli silah tutan erkek nüfus askere alındığı için nüfus artışı da azalıyor, üretim de azalıyor. Üretim azalınca malın fiyatı artıyor, temel tüketim maddelerinin. Bir de kara borsacılık devreye giriyor. Bunun üzerine hükümet 1940 yılında Milli Korunma Kanunu adıyla bir kanun çıkarıyor. Bu kanun ne diyor? Temel tüketim maddelerinin üretimi, dağıtımı, satışı ile ilgili şirketlere gerekirse hükümet el koyabilir diyor. Bu kanun kapsamında ama ne amaçlanmış? Kara borsacılık ve sosyal sorunlar engellenmeye çalışılmış. Çalkantı engellenmeye çalışılmış. Yine bu kanun kapsamında Etbalık Kurumu ve Petrol Ofisi gibi kurumlar aktif hale getirilmiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir baştan en azından şöyle bir toparlayıverdim. Milli Korunma Kanunu'nda uygulama bu şekilde oluyor. Devam edelim. Varlık vergisi. 1942 yılında devlet savaş şartlarında bulunduğu için varlıklı kişilerden varlığı oranında vergi alınması için kanun çıkarılıyor. Genelde dönemin varlıklı insanları, gayrimüslimler olduğu için onlardan daha fazla alınıyor. Peki bu varlık vergisini ödeyemeyen Aşkale'de, Erzurum civarında arkadaşlar demir yollarında, demir yolu inşaatlarında çalıştırılıyor. Savaş yıllarında Türkiye'nin aldığı bir vergi arkadaşlar, varlık vergisi 2. Dünya Savaşı yıllarında. Yine 2. Dünya Savaşı yıllarında 1943 yılında aşar, aynı aşar, toprak mahsulleri adıyla bir vergi toplanıyor arkadaşlar. Vergi Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Devlet 2. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik bir sıkıntı içerisine giriyor ve köylünün ürettiği ürün üzerinden toprak mahsulleri vergisini alıyor. Evet, devam edelim. Arkadaşlar, Adana ve Kahire görüşmeleri. Adana'da Churchill ve İnönü bir araya geldi. Churchill diyor ki artık diyor İsmet diyor ya şu savaşa diyor gireyim diyor. İsmet İnönü onun eline bir liste veriyor, alın diyor bu listeyi diyor. Bizim diyor tamamlayın bu eksiklerimizi, tamamlayın ayıp ediyoruz biz savaşa gireriz diyor. Ya siz savaşa girin biz eksikleri tamamlayın. Yok yok diyor, siz eksikleri tamamlayın ondan sonra biz savaşa gireriz diyor. Churchill burada ikna edemiyor arkadaşlar İnönü'yü Adana görüşmelerinde. Ardından iki defa Kahire'de görüşmeler oldu. Birinci görüşmeler Anthony Eden'le Numan Menemencioğlu arasında oldu. Yine Dışişleri Bakanı seviyesinde. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmak için. Ardından Kahire'de bir başka görüşme Churchill, Roosevelt ve İnönü arasında oldu. Türkiye burada prensipte savaşa girmeye özellikle tamam diyor. Ama eksiklerim tamamlansın diyor. Çok önemli eksiklerim var diyor. O eksikler tamamlanırsa savaşa girerim diyor. Ne yapıyor? Oyalıyor. Niçin oyalıyor? Çünkü arkadaşlar biz savaşa girersek o durumda hazırlıklı değiliz. Hala birçok eksiğimiz var. Türkiye bu konuda taraf olmak istemiyor. Onun için elinden geldiği kadar oyalamaya çalışıyor müttefikleri. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesi nasıl oldu? Yalta Konferansı'nda ne dediler? 1 Mart 1945'te kadar bizim yanımızda savaşa girecek olan devletler, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilecekler, San Francisco Konferansı'na katılıp Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilecek dediler. Türkiye de bakıyor, sene 1945. 45. 45 diyoruz. 45. 45'te ne oluyor? 45'te zaten Almanya'nın hayatı kaymış bir taraftan. Japonya kafasına atılacak atom bombasını bekliyor. Dolayısıyla artık bir Alman tehdidi yok. Türkiye de Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak istiyor. Savaş sonunda kazanan tarafta bulunmak istiyor. İşte o 1 Mart'tan önce 23 Şubat 1945'te Türkiye özellikle Almanya ve Japonya'ya şeklen savaş ilan ediyor ve 2. Dünya Savaşı'na bu şekilde giriyor. Amacı ne? San Francisco Konferansı'na katılıp Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilmek için arkadaşlar. Amaç budur. Girişimiz bu şekilde oluyor. 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Savaş yıllarında bizim Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü. Başbakanlar kim? Refik Saydam, ardından da Şükrü Saraçoğlu. Bir daha söylüyorum, başbakanlar Refik Saydam, ardından da Şükrü Saraçoğlu arkadaşlar. Savaş yıllarında durum bu. Evet,
İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle meydana gelen gelişmeler ve Türkiye'nin savaştaki önemli noktalarını bu videomuzda değindik. Bir dahaki tekrarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.